bir annemiz, saliha bir annemiz, abide bir annemiz, Recep ayı gelince, Recep ayının bu faziletini bildiği için, Allah'ın Celle Celaluhu rahmet ayı, 3 ayların ilki, Ramazan-ı Şerif'in ilk açılan kapısı, cennete açılan ilk kapılar, rahmet kapıları olduğu için, Recep ayı gelince, saliha bir annemiz, Kudüs kentinde yaşar, Recep ayı girince, o süslü, püslü, bayramlık, müstesna günlerinde giydiği elbiseyi çıkarır, eski ama temiz, eski ama temiz elbiselerini giyer. Ve o elbiselerin içinde her gün Recep-i Şerif hürmetine 11 İhlas-ı Şerif okur. Recep-i Şerif hürmetine her gün. Bunu söylerken inşallah siz de aynısını yapacaksınız. Onu söyle, anlatırken o annemize ait olarak anlatmıyorum. Bir mesaj olarak anlatıyor. Efendimiz öyle buyurmuş zaten. Bu mübarek Recep-i Şerif'te Allah rızası için ihlas ile bir defa İhlas-ı Şerif okusa. Bir defa. Ama ihlasla. İsmi ihlas değil mi onun? Nedir bu ihlas diyeceksiniz? Nasıl bir keyfiyettir? Adam binlerce, yüz binlerce okur da ihlaslı okuyamaz. Bir defa okur ama ihlasla okur. Allah'ımız bizi ihlasla okumayı nasip etsin. İhlas. Halisan, muhlisan. Yani Allah'ımızın beğeneceği, Allah'ımızın kabul edeceği tarzda ve şekilde. Bir defa okusa 50 yıllık günahlarını Allah affeder buyuruyor Peygamberimiz. Müjdeye var. İhlas-ı Şerif, Kur'an'ın 1/3 okuduğunuz zaman. 3 defa okursanız Hazreti Kur'an'ı hatmetmiş oluyorsunuz, sevabına nail oluyorsunuz. Neden? Çünkü ihlas, hepiniz biliyorsunuz. İlk Müslüman olan biri bile hemen ilk öğrenmesi icap eden namaz kılması için İhlas-ı Şerif öğretilir ona. En kısa sure. En kısa sure. Ama Kur'an'ın bütün muhtevası İhlas-ı Şerif'in içinde. Elham-ı Şerif'ten minel cinneti ve nase kadar bütün esrar-ı Kur'an, ahkamı, kısası, zat-ı ilahiden bahseden ayetler, dua ayet, hepsi İhlas-ı Şerif'in içinde mündemiş. Onun için ihlas. Bu annemiz de Mevlamızın ayı olduğu için İhlas-ı Şerif de sırf Allah'ımızı anlatan bir sure-i celiledir. Sırf halisan, muhlisan Allah'ımızı anlatıyor. Onun varlığını, onun birliğini, şeriki ve naziri olmadığını, hiçbir varlığa, yarattıklarına muhtaç olmadığını, her şeyin kendisine muhtaç olduğunu, her canlının rızkını verdiğini, hayatının evveli ve sonu olmadığını, bütün Cenab-ı Hak sıfat-ı zatiyelerini ve sıfat-ı subutiyelerini hepsi İhlas-ı Şerif'te anlatılmaktadır. Annemiz bunu Recep-i Şerif hürmetine her gün 11 defa okumaya devam eder. Ve der ki çocuklarına, evladına, yavrum ben vefat edersem, edince, efendim sen de hayatta olursan, ben de sen hayattayken vefat edersem sana vasiyet ediyorum. Bu Recep ayında içinde ibadet eylediğim şu elbiselerin var ya, eski ama temiz. Bu içinde ibadet ettiğim, örtünerek, onu sırtıma alarak Allah'ımı zikrettiğim, namaz kıldığım, oruç tuttuğum şu elbise var ya, bu elbiselerimi benim kabrimde, benim kefenim olarak benim üzerime örtersin evladım diyor. Allah Allah. Benim üzerime bunları, bunlarla sararsın. Recep ayında içinde ibadet ettiğim bu elbiseleri benim naşımı sarar, öyle kabre koyarsın. Emri hak geliyor.
Annesi vefat ediyor. Çocuk düşünüyor, taşınıyor. Yahu ben şimdi kabire annemin bu temiz elbiselerini kefen yapıp örtersem bana ne derler? Ya sen bir kefen mi alamadın? Sen bir yerden borç alsaydın böyle kullanılmış bir elbiseyi niye örttün derler. Öyle böyle vesvese gelir içine ve kefen alır, annesinin vasiyetini yerine getiremez. Öyle defneder. Kabre koyarlar. O gece o üzüntü içinde olan yavru evladı bir ara uyuklar. Uyuklar. Uyuklayınca zaten uyku öbür aleme geçiş demektir bir yerde. Ölümün bir numunesidir uyku. İster inan, ister inanma ey insan. İnansa da inanmasa da uyku ile ölüm arasında çok az bir fark vardır. Ölüm gerisi dönüşü olmayan bir uykudur. Uyku ise gerisi geriye dönüşü olan bir haldir. Aradaki fark budur. Ölünce ruh geri dönmez, uyuyunca ruh geri döner. Allah'ımız öyle buyuruyor. Her ikisinde de Rabbiniz sizi öldürüyor. Sizin ruhunuzu alıyor. Hem ölünce hem uyutunca. Ama ölünce ruhunuzu tutuyor, gerisi geriye göndermiyor. Uyuyunca da takdir ilahi bir gün tekrar gerisi geriye göndermemek üzere tekrar geri gönderiyor. Sizi ölüme alıştırmak için. Uyuyup uyanmak, uyuyup uyanmak, uyu uyan, uyu uyan bizi ölüme, ölümden sonra dirileceğimizi alıştırmak için. İnkar edenlere bunu tekrar tekrar göstererek inkarlarına imkan vermemek için yapıyor Hazreti. Binaenaleyh çocuk rüyasında annesi zuhur eder. Evladım, vasiyetimi niye yerine getirmedin? Hakkımı helal etmiyorum sana. Ben sana öyle demedim mi? Recep ayında içinde ibadet ettiğim elbiseyi benim üzerime ört demedim mi sana? Bu ikaz ile uyanır, titrer ve sarsılır çocuk. Hemen annesinin o Recep ayında müstesna olarak giydiği, içinde zikrettiği, oruç tuttuğu, tesbih namazı kıldığı, teheccüd namazı kıldığı o elbisesini hemen alır koşar kabre. Kabrini açar, açayım da annemin kabrini açayım, onun üzerine, vasiyet üzerine bu elbisesini koyayım diye karar verir. Gider, koşar, kabri açmaya başlar. Açar, bakar ki kabir boş, kabirde kimse yok. Halbuki daha 24 saat olmamış, annelerini koydukları kabir bomboş. Birdenbire sarsılır. Hani böyle bir şeyle karşılaşsanız, insan nasıl bir hal alabilir? Yanlış bir mezar değil. Annesini koydukları mezarda yok. İkinci kez yıkılır çocuk. İkinci kez baygınlık geçirir ve kulağına bir ses gelir. Denir ki, ey insan, Recep ayı Allah'ın ayıdır. Recep ayında Hazreti Allah'a Celle Celaluhu kulluk yapan, ibadet eden, onu zikreden, o aya hürmet eden, o aya saygı gösterenler kabirde yalnız olarak bırakılmazlar. Şimdi o kabirde değil, o mele-i alada, o Allah'ın gönül sultanlarının yanında, o belki de Medine-i Münevvere'de, Cennetül Bakiya'da veya Cennetül Mualla'da. Evet, Allah ayetinde de bir peygamberin yalvarışıyla öyle buyurmuyor mu Rabbimiz? O peygamber, peygamberken şöyle yalvarıyor. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Ey benim Allah'ım, Allah'ım beni kabirde yalnız bırakma Allah'ım.
Allah'ım tek başıma bırakma beni yalnız kabirde ya. Sen hayrul varisinsin Allah'ım. Bu telkinde de bu dua okunur. Bizim telkinimiz verilince inşallah telkin veren kim olacaksa bu ayeti, bu duayı da son olarak kabrimiz başında okur. Ve der ki, ey Allah'ım şu kabre tevdi eylediğimiz şu kardeşimizi, şu hanımefendiyi, şu beyefendiyi, şu imanlı kulunu Allah'ım kabirde yalnız bırakma Allah'ım. Onu peygamberinle beraber eyle. Onu güzel amellerinle beraber, güzel amelleriyle beraber eyle. Orucuyla, namazıyla, ibadetiyle, zikriyle, dostlarıyla, velilerle, evliyaullahla, gönül sultanlarınla beraber eyle onu. Yalnız bırakma Allah'ım. Bu telkin dualarımızdadır. İşte bu aya hürmet eden asla yalnız haş olmayacaktır. Kabirde de yalnız kalmayacaktır. Yalnızlık ne kadar zor bir iştir. Ne kadar kötü bir iştir. Hiç kimse olmadığını düşünün bir evde. Soran olmayan bir insan olduğunuzu düşünün. Komşular sormaz. Hatırınızı soran olmaz. Aç mısın, susuz musun diyen olmaz. Hastalanırsın, kıvranırsın. Kimse gelip elini uzatmaz. Böyle bir hale düştüğünü bir düşün ey insan. Bir de öteki türlü düşün. Başın ağrısa yanında yüzlerce doktor, yanınca yüzlerce ahbapların, dostların, aman efendim diye etrafında pervane olan hizmetçileri düşün. O ilgi alaka gösterenleri düşün. Binaenaleyh işte Recep ayı. İşte faziletini kırık dökük cümlelerimle anlatmaya çalıştığım 6. gününe geldiğimiz 3 aylarımızın ilki Recep-i Şerif. İnşallah bize yakın olur. Bize şefi olur. Bize şefaatçi olur. Ama bize şefaatçi olması için biz de gerekli ilgiyi, alakayı, hürmet ve tazimi göstermemiz lazım.